2023 Seçim Odası programından herkese iyi akşamlar. Ben Müşra Nur Yıldırım. Programın bu haftaki konu İYİ Parti Aksaray Milletvekili aday adayı Resul Karaüzüm. Bu haftaki programda Resul Karaüzüm, gazeteci Armağan Şen'in ve benim sorularımı yanıtlayacak. Sayın Karaüzüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programın ilk sorusunu size ben yöneltmek istiyorum. Buyurun. İYİ Parti'den adayısınız evet. Ve neden İYİ Parti? Neden İYİ Parti? Ben İYİ Parti'nin kuruluşunda... Ekim 2017'de Aksaray Teşkilatı'nın kuruluşunda destek vermiş, burada çalışmaların içerisinde bulunmuş bir yurttaşım, bir kişiyim. Bu anlamda zaten fikir birliğimiz, görüş birliğimiz ve hayata bakış açımızın İYİ Parti'nin kurumsal çerçevede ideolojileriyle, kurucularıyla ve partinin siyasal programıyla uyuştuğu için İYİ Parti'deyim. Anlıyorum. Programın ikinci sorusu için sözü Armağan Şen'e bırakıyorum. Sayın Karaüzüm, daha önce bir siyasi partinin il başkanını yaptınız. Bu siyasi parti yerel anlamda Resul Karaüzüm ismiyle bir ivme yakaladı. Evet. Bir başarı yakaladı. Bunu inkar etmemek mümkün değil. Yani isminiz... İnkar etmek mümkün değil. Evet, inkar etmek mümkün değil. İsminiz partinizin önüne geçti. Aynı ivmeyi ve aynı coşkuyu İYİ Parti'de yakaladığınızı düşünüyor musunuz? Bizim İYİ Parti'ye geçişimiz... Biliyorsunuz Ocak ayının sonu ve daha sonrasında da kısa bir süre sonra aday adayı olduğumuzu açıkladık. Ve İYİ Parti'de nasıl bir ivme olduğunu halkımız tabii ki söyleyecektir. Bunu Aksaray halkı bilecektir. Fakat ben başından geçen bir şey anlatayım. Lütfen. Dün bir 55 yaşlarında bir abimiz beni yolda çevirdi. Dedi ki sen Resul Karaüzüm değil misin dedi. Evet dedim, ben seni biliyorum. Korkma, 5 oyun var, 5'i de senin, seni takip ediyoruz dedi. Bu ivmenin devam ettiği görülüyor, gözüküyor. Yani bizim derdimiz şahsımızın, adımızın ön plana çıkması, kendimizin reklamını yapmak değil. Yani bizim böyle şeylere de ihtiyacımız yok. Bizim derdimiz şu, hem Aksaray'ın hem ülkemizin genelinin bu makus talihinin, bu kötü gidişinin önüne bir Mustafa Kemal'in askeri olan bir Türk milliyetçisi olarak dur demek. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve ehliyetin, liyakatin, adaletin tesis edilmesi için çabalıyoruz. Peki, Sayın Yıldırım. İYİ Parti Aksaray İl Kongresi yapılmıştı ve evet. Bu kongrede coşkulu bir tezahürat vardı sizin için. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Şimdi benim gençlerle aram iyi. Onların da benimle arası iyi. Karşılıklı bir birbirimize karşı bir sevgi ve saygı anlayışında bir iletişimimiz var. Ben gençliği şuna da benzetiyorum. Gençlik toprağa dikilen bir fidan gibidir. Siz toprağa bir fidan dikmeden meyve alamazsanız, gençliğe de yatırım yapmadan geleceğinizi kurtaramazsınız. Bakın, bugün ben üzerime düşeni yapayım, yarın bir gün Türk milletinin bir evladı da çıkar. Oğlum Alper Tunga'ya, kızım Uma'ya, yani onları sembol olarak evet. Söylüyorum. Tüm memleketin çocuklarına evet sahip çıkar ve onlara bilgisiyle, becerisiyle, gücünün yettiğince yol gösterir. Gençler, dün de bir şeydeydik, organizasyondaydık. Orada da bir kısa bir konuşmam oldu. Ben gençlere yatırımın, gençlerin sorunlarını anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın. Şimdi gençler diyor ki, işte Z kuşağı diyorlar, X kuşağı diyorlar, Y kuşağı diyorlar ya, böyle kuşak kuşak ayırıyorlar. Gençler şunu söylüyorlar, beni anla diyorlar, kaygılarımı anla, gelecek kaygımı anla. Mesela işletme okuyan bir genç diyor ki, işte marketlerdeki diyor kasiyerlik bizi bekliyor. Umutsuzluğa bakar mısınız? Peki birçoğu yurt dışına gidip garsonluk yapma, garsonluğu aşağıladığım için falan değil, yanlış anlaşılmasın. Ben zamanında çok garsonluk yapmış bir adamım. O yüzden en iyi anlaştığım mesleklerden biridir garsonlarımız. Yani bu hayal kuramıyorlar gençler. Bu gençlerimizin umudunu, hayallerini de çaldılar. Yani evet, paralarımızı çaldılar ama geleceğimizi de istiyorlar elimizden. Çünkü diyorlar ki hayır, bizden olsun, çamurdan olsun diyorlar ve şöyle
Bir kişi sınava giriyor, derece yapıyor ama umudu yok. Bakın bu umutsuzluk gençlerimizin, üniversitedeki gençlerimizin, meslek lisesindeki gençlerimizin, lisedeki, diğer liselerdeki gençlerimizin çalışma azmini köreltiyor. Diyor ki çalışsam ne olacak ki diyor. Yani işte mesela bir siyasinin yakını olmadan, mevcut siyasal iktidardan kartvizit gitmeden kimse işe giremiyor. Bu dönemimizin bir gerçeği. Şimdi biz de diyoruz ki ya çalışmamız lazım, ehliyet önemli, liyakat önemli, bir noktaya gelmemiz lazım, okumamız lazım diyoruz. Gençlerle bunları, bu umudu, bu hayal kurmayı, bunları başarmaya çalışıyoruz. Özellikle genç kızlarımıza da çok önem veriyorum. Şunu söyleyeyim, sadece Aksaray'daki gençler mi? Hayır. Hakkari Yüksekova'daki çocuklar da bizim derdimiz. Şanlıurfa'nın mezralarındaki çocuklar da bizim derdimiz. Aksaray'da Hacılar Harmanı'ndaki belediye arsalarında oturanlar veyahut diğer mahallelerde oturanlar, ne bileyim Kalanlar'da oturanlar veya işte Yeni Kent'te oturanlar, Eskilin yaylalarında oturanlar, buradaki gençler de çocuklar da bizim derdimiz. Eğer biz topyekun bir arada olursak ehliyeti, liyakati ortaya koyarız ve gençlerimize yeniden bir umut aşılamış oluruz ve geleceğimizi kurtarmış oluruz. Aslında memleketimizin geleceği için bunları yapıyoruz. Peki Sayın Karacığım, Aksaray'da yerel bir gazeteci yazdığı köşe yazısında parti teşkilatının aday adayları arasında tarafsız olmadığını, sadece bir iki isimden ibaret olduğu düşüncesini dile getirmiş. Belki bu yazıyı okudunuz ya da okumadınız bilmiyorum. Hı hı. Aksaray'da da yaş itibariyle, tecrübe itibariyle de saygı duyduğum bir gazeteci abimiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşkilatınız aday adaylara herkese eşit mi? Yoksa bir kişinin güdümü altında mı hareket ediliyor? Şimdi bu sorunun yazıyı okudum. Gazeteci Recep Turan'ın yazısından bahsediyorsunuz. Evet, doğrudur. Okudum. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Aksaray'da her gün çıkan gazetelerimizin hepsini okuyorum. Yani hepsine aboneliğim var, geliyor bana. Hepsini okuyorum, eleştireni de okuyorum. Yani yereni de, öveni de, genel anlamda hepsini okuyoruz. Tabii ki eleştiri olmadan olmaz. Esasen bu sorunun en iyi yanıtını il başkanımız verecektir ama size ben şunu söyleyeyim. Bana göre, hani ben kendi açımdan söyleyebilirim bunu, evet. Ben böyle bir şey görmüyorum kendimde. Ama diğer aday adaylarına da sorulabilir bu. Tabii. Onlar böyle bir şey hissetti mi gördü mü bilmiyorum. Ama şu var, bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubunda faaliyetler paylaşılıyor. İşte şuraya gidelim, buraya gidelim, tamam. Söylemek istediğiniz ve o yazının anlatmak istediğini de çok net anlıyorum. Hani bir taraftan da işte aday adaylarında işte teşkilatın desteklediği ve ya kerhen olsun dediği mi var diye düşünüyorsunuz. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Benim aday adaylık açıklamamda Sayın Ayhan Erel milletvekilimiz vardı. Ali Bey'in, Ali Karakuş'un açıklamasında da vardı. Ve beni davet eden herkes de herkesin yanında olacağım dedi. Mesela geçenlerde de bir toplantı yapıldı. Oraya da aday adaylara çağrıldı. Yani ama şu var, teşkilat şunu diyebilir, mesela teşkilatın görüşü, ya kimi aday yapalım diye teşkilatın görüşü elbette alınacaktır. Görüş alınmayacaksa niye teşkilat var? Tabii. Şimdi teşkilat şunu diyebilir, ya işte Resul'le gidersek veya işte başka başka kişilerle gidersek işte ivme kazanabiliriz, daha çok oy alabiliriz veya şu şu artıları var veya şunu şu şu eksileri var falan. İlla ki yani aday adaylığı teveccühü partimizde çok. Bu güzel bir şey. Ama bir taraftan da biliyorsunuz Aksaray'ın 4 tane adayı olacak. Doğru. Ve mutlaka içinde belki ben aday olamayacağım, belki başkası aday olamayacak ama bakın kaybetmeyi göze almadan kazanamazsınız. Güzel. Peki siz kaybetmeyi göze aldınız mı? Kaybetmekten kastımız şu, ben şunu diyorum,
Herkes şampiyon olmak ister. Evet. Ama önemli olan ligden düşmemektir. Bir taraftan da. Şimdi ligden düşmemekten kastım da şudur. Halkımızın gönlünden düşmemek, gözünden düşmemek, teşkilatlarımızın gönlünden gözünden düşmemek, partililerimizin, dava arkadaşlarımızın gözünden gönlünden düşmemektir. Esas olan budur. Eğer ben burada bir yer edinmişsem, bir gönülde yer edinmişsem ben kazanmışım demektir. Benim için kazanmanın ölçüsü bu. Peki sıralamadaki şansınızı nasıl buluyorsunuz? Dört aday, hani dört aday belirlenecek. Aday adayları gün geçtikçe artmıyor, artmaya devam ediyor evet. İYİ Parti'de. Şansınızı nasıl buluyorsunuz? Kendinizi kaçıncı sırada görüyorsunuz? Bu bir şans değil. Hı hı. Yani şans dediğiniz şey, Christoph Daum zamanında bunu hep söylüyorum. Önceki programımızda da söylemiştim. Demişti ki şans nedir? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapıyor olmak. Evet. Doğru zamandayız. Doğru yerdeyiz. Doğru partideyiz. Doğru işi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve o zaman şöyle bir şey var. Bakın, şimdi biz neyden şikayetçiyiz? Liyakatsizlikten ve adaletsizlikten şikayetçiyiz. Peki, siz şikayetçi olduğunuz şeyi kendinizde uygulamazsınız. Doğru. Tamam mı? Yani bizim partimizde de evet tecrübesine göre, işte siyasi tecrübesine göre, işte entelektüel birikimine göre veyahut kariyerine göre, durumuna göre bir seçim, bir tercih yapılacaktır. Ama ben bu sorunun üzerine şunu söylerim ki benim karakterim bunu söyler, bana bunu emreder. İster listede olsun, ister birinci olsun, ister dördüncü olsun, ben 14 Mayıs'a kadar bu siyasal iktidarın, bu ucube sistemin, Türk milletinin ve Aksaray özelinde Aksaray'a hiçbir şey yapamamış, yapmış ama zarar vermiş insanların bu yönetimden gitmeleri için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Yani ben şunu söylüyorum, taşın altına gövdemi koydum Armağan Bey, elimi değil. Peki. Bakın, ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Aksaray artık Ankara'dan gönderilen bir takım lobilerin üzerinde uzlaştığı kişilerle yönetiliyormuş gibi gösterilmekten kurtulmalı. Bir daha söylüyorum. Lütfen. Ankara'dan bir takım lobilerin Aksaray'daki bir takım lobilerle anlaştığı, hı hı, ve Aksaray'ı yönetiyormuş gibi gösterdikleri durumdan kurtulmalı. Şimdi bakın, bizim hayatımıza en çok dokunan siyasal kurum Aksaray'da belediye. Hı. Aksaray Belediyesi. Değil mi? Yani demlediğimiz çayın doldurduğumuz musluktan da belediye sorumlu. Tabii. Çok özür diliyorum. Elimizi yıkadığımız lavabodan tahliye edilen sudan da belediye sorumlu. Yoldan da sorumlu. Yani hayatımıza doğrudan dokunan bir kurumdan bahsediyoruz. Hı hı. Ve doğrudan dokunan bir kurumu dahi siz lobilerin emrine veriyorsanız o zaman nasıl yöneteceksiniz? Nasıl olacak? Buradan halkın çıkarına ne olacak? Bakın, ben size bir şey göstereyim. Şimdi Aksaray Belediyesi'nin bütçe raporlarını inceledim. Biliyorsunuz ben mali müşavirim. Evet. Kredi derecelendirme uzmanıyım. Yani esas işimiz bunlardır bizim. Mesleğimiz budur. Bakın, bütçe gelirlerine baktım. Yani bu şu demek. Belediye demiş ki, ben şu kadar gelir elde edeceğim, şu kadar da harcama yapacağım demiş. Bakın, şimdi, pardon, vergi gelirlerini baktığımızda yaklaşık yarı yarıya tahmininden düşük bir gelir elde etmiş. Yani şunu söylüyorum. Mesela şöyle de göstereyim bunu. Lütfen kameraya gösterirseniz. Mesela bunu Aksaray Belediyesi'ne giren herkes bakabilir. Gelirlerin gelişimi. Şu da bütçe giderleri. Yani bu da harcanan paralar. Hı hı. Şimdi
Ben buradan bir şey söyleyeceğim. Bu da ayrıntılı rapor. Mesela bütçe giderlerine baktığımızda 2022 yılının ilk 6 ayının gerçekleşmesine baktığımızda bakın sermaye giderleri 156 milyon 800 bin olacak demiş, 68 gitmiş. Personel giderleri 61 milyon olacak demiş, 34 gitmiş. Fakat bunun karşılığında da yani bu şu demek. Gelir elde edemedim ki bu yatırımı yapayım. Anlatabildim mi? Yani şöyle, siz şimdi 100 lira gelir hedefliyorsunuz, 100 lira da harcama hedefliyorsunuz. E şimdi gidere bakıyorsunuz, 100 lira gider yapacağım demişsiniz, 50 lira gider yapmışsınız. Nedeni ne? Çünkü geliriniz 50 lirada kalmış. Hı hı. Şimdi buradan hemen söyleyeceğim. Gelirlerin de %60 hedefini tutturmuş belediye. Hı hı. Tamam mı? Belediyeyi bir şirket olarak görürsek ve belediye başkanını da bir genel müdür olarak görürsek kendi koyduğu hedefe %60 yaklaşan bir kişiyi siz işte tutar mısınız? Veya o şirketin sahibi onu orada genel müdür olarak tutar mı yönetim kurulu? Yani bu açık bir şeydir. Yani siz hedefinize ulaşamamışsınız. Peki hedefinize ulaşamadıysanız kendinizi nasıl başarılı olarak görebilirsiniz? Halk tabii ki belediye başkanını halk seçiyor ve halk gönderecek. Halk da bunun gereğini yapacaktır. Bakın şimdi şöyle bir şey olmuş. 2023 yılı performans programı diye bir şey yapmışlar. Çalışma evet. Belediyede. Bir de daha önce 2020-2024 yılı stratejik plan yapmışlar. Mesela bakın bu birinci sayfası. Bunun. Bu ikinci sayfası. Mustafa Kemal Atatürk koymuşlar. Bu üçüncü sayfası. Sayın Cumhurbaşkanı'nı koymuşlar. Evet Tayyip Bey. Bu da dördüncü sayfası. Büyük devlet adamı. Evren Bey. Sayın Evren Dinçer'i koymuşlar. Doktor Evren Dinçer. Doktor Evren Dinçer. Evet. Şimdi 2023 yılı performans programında da böyle başlıyor. Bu birinci sayfası kapak. İkinci sayfası Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Üçüncü sayfasında yine Evren Dinçer geliyor. Hı hı. Arada kim yok? Tayyip Bey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız yok. Onlar da yani sanırım belediye başkanı Sayın Evren Dinçer... O da 2023 yılında iktidarın değişeceğini öngörmüş ki fotoğrafını koymamış. Yani bir ortak kanıya vardı. Burada ortak kanıya vardık evet. Buyurun. Peki, yerel anlamda aslında belediyecilik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna geçecektik. Siz önceden hazırlıklı geldiniz. Her programda olduğu gibi yine hazırlıklı geliyorsunuz. Aksaray'da görev yapan vekilleri yerel anlamda değerlendirecek olursanız nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi İktidar vekillerinden muhalefet vekillerine kadar. Dört vekili. Şimdi bakın Aksaray'da kaç tane milletvekili var? Resmiyette dört. Resmiyette. Gerçekten? Evet, sayısal olarak. Bir. O zaman üçünü değerlendirmeye gerek yok. Yani anlatabildim şey demek istediğim. Üçünü değerlendirmeye gerek yok. Peki vekil olursanız siz diğer üç vekil gibi mi vekillik yapacaksınız? Yoksa Aksaray'da bilinen tek vekil gibi mi? Bakın. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Hı hı. Tamam. Bu ayrı konu. Ama esas hedef bellidir. Tamam. Ben diyorum ki ehliyet, liyakat bu sistem değişmeli. Aksaray halkının sorunları çözülmeli. Şehrimizin makus talihi değiştirilmeli diyorum. Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel de aynısını söylüyor. Evet. O zaman şöyle. Tabii ki yöntem farkı var. Tabii ki kişi farkı var. Bir de şu var. Kimse sonsuza kadar yaşamayacak. Kimse yani tabiri caizse bu dünyaya kazık çakmayacak. Yani belli bir gelişim sürecinde insanların belli bir gelişim sürecinde bizim
yol arkadaşlarımızın, bu şehri, halkı, milleti düşünen insanların, evet, belli bir zamanda, belli bir sırada, belli bir noktada, belli görevleri üstlenmeleri gerekiyor. Bu ideal açısından böyle. Ben nasıl bir milletvekili olurum? Evet. Şöyle, bakın. Şimdi bir kere bürokrasiyi tanımanız gerekiyor. Bir kere bir noktada entelektüel birikiminizin olması gerekiyor. Tamam. Bir kere Türk tarihini ve bizim sosyolojimizi de belirleyen dinler tarihini ve İslam tarihini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani toplumun sosyolojisini bilmeniz gerekiyor. Peki toplumun sosyolojisinden sonra yaşanılan dönemle ilgili insanların psikolojisiyle ilgili okumalar yapmanız gerekiyor. Ve geçelim Platon'un devletinden, Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşmasından, Mahfi Hoca'nın ekonomi kitaplarından, efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğuna kadar okumanız gerekiyor. Ciddi bir altyapınız olması gerekiyor. Ve sorunları kavrayabilirsiniz ve bunlara çözüm üretebilirsiniz. Ve sizin dikkate alınmanız için de belli bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Yani benim üniversitedeki hocam Profesör Selim Bekçioğlu bana demişti ki, bak eğer bir gün siyasete girersen en azından şunları yapmış olarak gir. Çünkü diğer türlü milletine ve devletine hizmet edemezsin demişti. Boş olursun demişti. Biz de hocamızın sözünü dinledik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Tamam. Peki. Sorunları konuşuyoruz. Sorunları konuşuyoruz ama bir de çözüm önerilerini de ortaya koymak lazım. Ben muhalefet milletvekili olarak çıktığımda, iktidar milletvekili olarak çıktığımda farklı farklı çalışmalar yapmam gerekir. Şimdi biz iktidar olacak, Millet İttifakı'nın iktidar olacak ve Millet İttifakı'nın bir paydaşı olan ve burada gerçekten Sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in çok ciddi çabalarıyla, emeğiyle sağ olsun, var olsun, kendisine buradan sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Çabalarıyla bir noktaya gelen bir yapının içerisindeyiz. Biz iktidar olacağımızı söylüyoruz. Aksaray'da birinci parti olacağımızı söylüyoruz tabii ki. Ama siz hani bir milletvekilimiz şu anda muhalefette olduğu için söylemediği, dile getirmediği, kapısını çalmadığı yer kalmadı. Ama başka türlü de ne yapılabilir? Tabii ki bürokrasi içerisinde, tabii ki siyaset içerisinde, tabii ki görüşmeleri sonlandırmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan bunları gidip mesela gidersiniz bir bakandan randevu talep edersiniz. Ben milletin vekiliyim. Ben seçilmişim ama atanmış. Bana randevu mu vermiyor? Şikayet ederim halka. Bana randevu vermedi. Görüşmüyor. Giderim oraya. Kendisini gelene kadar beklerim. Yardımcısını bulurum. Müsteşarını bulurum. Ötekini bulurum. Berikini bulurum. Yani Büşra Hanım, bana millet yetki vermiş. Millet. Evet. Milletin üzerinde bir güç mü var? Tabii ki. Hocam. Mahkeme kararlarında ne yazar? Türk milleti adına. Çok biliyoruz biz onu. Evet. En çok dava edilen siyasetçilerden biriyim ben. Hatta en çok dava edilen siyasetçiyim. Evet. En son bana açtırılan daha doğrusu bir davadan da daha beraat aldım. Yeni davaları bekliyoruz siyaset iktidarı. Kafamız o yüzden uyuşuyor. En çok dava açılan gazeteciler, en çok dava açılan siyasetçi. Evet. Sayın Yıldırım. Peki Aksaray'da yerel anlamda en beğendiğiniz siyasetçi kimdir? Şimdi yerel anlamda en beğendiğim siyasetçi şöyle. İttifak ortağımız, şimdi bunu mesela şöyle bir şey sorarsanız bir babaya, en sevdiğin çocuk hangi çocuk derseniz, der ki kendi çocuklarım. Değil mi? Ama siz bu soruyu parti dışından mı soruyorsunuz, parti içinden mi soruyorsunuz? Parti içi de olabilir, parti dışı da olabilir. Sizin en beğendiğiniz ideoloji olarak, görüş olarak, konuşma olarak en beğendiğiniz siyasetçi kimdir? Şimdi tabii ki öncelikle kendi partililerimi beğeniyorum.
Öncelikle kendi milletvekilimizi beğeniyorum. Fakat parti dışından, diğer partilerden... İki seçenek sunalım. Biri parti içi olsun, biri parti dışı olsun. Şimdi bakın, eğer oturalım doğru konuşalım. Aksaray'ın milletvekili Sayın Ayhan Eren, İYİ Parti'nin şu andaki gördüğümüz omurgasıdır. Bir etkinliği vardır. Bunu kabul edelim. Doğru. Yani ve parti dışından da Sayın Ali Abbas Ertürk'ü beğeniyorum. Hı hı. Yani o da cesurca halk adına konuşan idealist birisidir. Yani parti dışından da onu beğeniyorum. Peki Sayın Karaözüm, geçtiğimiz dönemde bir siyasi partiydi başkanıyken, bugün beğendiğiniz Ayhan Eren'i o gün eleştiriyordunuz. Birinci sorum. Bir de buna ek olarak Ertürk'le alakalı. Sayın Ertürk'le seçim odası programımızın ilk konuydu. Ertürk'le Aksaray'la ilgili bir sorun vardı. Bir kurum amirinin yaptığı açıklama sonrasında iki kişi bir cevap vermişti. Buna Sayın Ertürk birincisi, diğeri de sizdiniz. Bir başka konuda da ilk siz cevap verdiniz, ardından Ertürk cevap verdi. Bu iki siyasetçi birbirini mi takip ediyor? Bu konularda ikisinden sizden yanıt bekliyorum. Vallahi ben Facebook'tan takip ediyorum kendisini. Güzel. Yani orada arkadaşlığımız var. Şimdi şunu söyleyeyim. Buyurun. Bir hususta birisi önce açıklama yapar, birisi sonra açıklama yapar. Bu önemli değil sıralaması. Mesele şudur. Bu konu nedir? Konunun aslı önemli. Yani bir yerde imamlık yaparken, bilmem ne iş yaparken getirilip bazı lobilerle getirilip buraya atanmışsanız ve siz toplumun tamamını kucaklamanız gereken bir yerde siz toplumu ayrıştıracak bir açıklama yapıyorsanız ve zihniyetinizi dışa vuruyorsanız ve bu şekilde eğer siz mevcut siyasal iktidardan önümüzdeki seçimlerde veyahut gelecekte farklı bir koltuk kapayım diye bunu oraya yaranmak için yapıyorsanız bu 657 sayılı devlet memurları kanununa da aykırıdır. Toplumun vicdanına da aykırıdır. Yapılmaması gereken bir durumdur. Bakın, bir şey söz konusu oldu. Geçen gün bir yerdeyiz. Dedim ki ben devlet geleneğini biliyorum. Devlet terbiyesini de biliyorum. Ben devletin çocuğuyum, her yerde söylüyorum. Ben devletin elinde büyüdüm. Ve o yüzden devletin makamları yıpranmasın diye devletin makamlarında oturan, oralarda bulunan görevlilerle ilgili çok fazla konuşmam. Yani çünkü o makamlar yıpranmasın diye. Çünkü o makamlar bize her zaman lazım. Onlar geçici. Ha, gidip yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Belediye ayrı. Belediye siyasal bir kurum. Orada siyaset var. Onun dışında böyle düşünüyorum. Ama şimdi karşınızdaki devletin kurumunda çalışmanın ötesinde belli bir süreçte toler edilebilecek bir noktanın da ilerisinde böyle kindar bir şekilde namus yoksunları, işte namus fukaraları, ahlaksızlar, bilmem neler falan diyorsa toplumun bir kısmına. Ben şimdi buradan da söyleyeyim. Ben de hükümeti istifaya davet ediyorum anayasal hakkımı kullanarak. Sayın Sekreter, hadi bana da de. Böyle bir şey olmaz. Yani siz diyorsunuz ki bunu ben kongre üyesi olarak yaptım. Fenerbahçeli olarak yaptım. Evet. Öyle de yapamazsınız. Ama altında da adınız yazıyor. Yani siz bir de dalga mı geçiyorsunuz? Bir de orada meydana kurulsun. Çık siyaset yapalım diye. Ya bakın. Aday olsa... Beyefendinin takip ettiği şeylere baktım. Hesaplara baktım. Ve gittim. Daha önceki il başkanı Hüseyin Altınsoy'un şimdiki milletvekili adayı. Onun takip ettiği hesaplara baktım. Ondan daha çok AK Parti sayfalarını takip ediyor. O yüzden dedim ki madem bu kadar heveslisin bırak. Geç oraya. Yani belki daha iyi siyaset yaparsınız bilemem. Ama bu siyaset yapmaktır. Yani bu normal bir durum değil. Yani kurumların siyasallaşması normal bir durum değil. Tabii bunu da ne getirdi?
Bunu da partili cumhurbaşkanlığı sistemi getirdi. Şimdi biz bir şey söylesek, cumhurbaşkanına hakaret, ama işte ben şunu diyeceğim o zaman. Ya ben AK Parti Genel Başkanı'na söylemiştim mi diyeceğim. Ama aynı zamanda cumhurbaşkanı. Evet. Yani bu kaotik durum aslında kurumlarımızı buraya doğru götürüyor. Ha, bütün bürokratlarımız böyle. Hayır, mümkün değil bunu söylemek. Böyle bir şey yok. Ama bu arkadaşlar getirildikleri yeri, getirenleri bildikleri için onlara diyet ödemek mi gibi hissediyorlar. Ne hissediyorlar bilmiyorum. Mesela belediye başkanı Sayın Evren Dinçer, evet, o diyetini ödüyor. Bir yıl daha öder. Bir yıl daha var. Bir yıl sonra halk ona diyet ödettirir. Yani bu konu böyle. Diğer türlüsünde de sorduğunuz soruda da bakın eleştirmek başka bir şeydir. Vazgeçmek başka bir şeydir. Tabii. Bazen yaptığınız eleştiri karşınızdakini de iyi bir noktaya taşır. Bazen yaptığınız eleştiri haksızdır. Haksızlığınızı anlarsınız. Bilemezsiniz bunu. Ama o günün koşullarında, bugünün koşullarındaki İyi Parti'ye baktığımız zaman partinin kuruluşunda da yer almış, emek vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Partinin yeterince muhalefet yapamadığı hususu ve o günkü yönetimin değişmesi, bakın şu anda yeni bir yönetim, işte Merkez İlçe Başkanımız Sayın Osman Yılmaz, İl Başkanımız Sayın Cumali Asal, İl Sekreterimiz Sayın Tolga Kılıç ve yönetimin içerisinde birlik beraberlik durumu, yani ve ilçe başkanlarımızın konuya, siyasete ve sahalarına hakimiyeti ve bu durum ne yaptı? Bu durum hızlı bir şekilde milletvekilimiz Sayın Erel'in de milletvekilliği hususunda enerjisini daha çok vermesine, halka hizmet için daha çok zaman ayırmasına yol açtı ve bu süreç buraya geldi. Yani eleştirmek, bir zamanında eleştirdiniz diye, siyaseten bir şey söylediniz diye, yani ki ben kesinlikle normalde birebir de konuşurken kendisine ben abi diyorum. Onun başkasına abi demesini de kıskanıyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Hani bizim abimiz, en büyük abi bizim abimiz, o başkasına evet demesin diyoruz. Anlatabildim mi? Bu bir kıskançlıktır bir noktada da. Ve bir şekilde ne için yapıyoruz bunları? Bizim şahsi bir çıkarımız yok. Halk adına her şey daha iyi olabilir mi diye yapıyoruz ve daha iyisi için de hep birlikte çalışıyoruz. Peki Sayın Kararım, gördüğümüz gibi çalışmalarla geldiniz hani bayağı bir. Muhtemelen söyleyecekleriniz var. Biraz da onları dinleyelim. Nelerle geldiniz notlarınız dışında? Hani ortak bir payda da buldunuz Sayın Belediye Başkanı'yla. Evet, 2023'ü iyi tahmin etmiş. Fal baktırmış olabilir. Evet. Ondan sonra medyuma gitmiş olabilir. Şimdi bakın. Buyurun. Belediyenin vergi gelirlerini 33 milyon yaklaşık düşünmüşler ama 23 milyon gerçekleşmiş. Yani vergi gelirlerindeki gerçekleşme oranı %70 olmuş. Yani ne yapmış halk? Vatandaş bu vergiyi bir hesaplamaya göre yapmışlar. Ödememiş veya tahsil edilememiş veya vergi gelirini yanlış hesaplamışlar. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Peki, diyor ki, alınan bağış ve yardımları 5 milyon olarak düşünmüşler. 1,5 milyon da kalmış. Yani bu bağış ve yardımları geçmişe dönük de bakarak düşünmüşlerdir. Ortalama demek ki var. Bağış ve yardımlar düşüyorsa belediyeye halktan, bu bir güven problemini gösterir. Peki, diğer gelirler kalemi var. İşte sermaye gelirleri var. Bunların hepsinde gerçekleşme oranı, gelirlerin gerçekleşme oranı, evet şöyle de göstereyim, %66. Siz eğer bu gelirleri
düzgün hesaplayamaz ve gerçekleştiremezseniz bunun giderlerini de veya hizmeti de düzgün yapamazsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki, Aksaray'ın tanıtımına Sayın Evren Dinçer ne kadar para harcamış biliyor musunuz? Bir tahmin alayım. Yani basın için. Basın için mi? Hı hı. Ben o rakamı biliyorum, tahmin etmeyin. Var mı tahmininiz Büşra Hanım? Gerçekten tahmin edemiyorum şu anda. Uçuk bir rakam. O yüzden zaten tahmin yapıyorum. Acaba hani ben 5 derim, 10 çıkar, hiç gerek yok. Şimdi bakın, temsil ve tanıtma giderleri. Evet. 2022 Ocak-Haziran döneminden bahsediyorum, 6 ay. Hı hı. Temsil ve tanıtma giderleri. 2022 Ocak-Haziran. 7,5 milyon. Şaşırmadım. Şimdi Aksaray Belediyesi'nin evet basın ödediği bir para var. Tanıtım ödediği bir para var. Ben bunu oturdum hesapladım. Seçtiği dedim basına ki, diyelim lütfen. Efendim? Seçtiği basına diyelim onu lütfen. Her basına. Seçtiği diyelim. Basına. Evet. Tamam. Bu arada bir web TV var. Hı hı. Yani geçen gün bir girdim. Ne yayınlanıyor burada diye. Oraya bir fotoğraf koymuşlar, bir ekran görüntüsü, yardım yerleri diye yazmışlar, koymuşlar. Bir yayınmayın göremedim, tamam mı? O kadar yer neye atıl duruyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar onu bilmiyorum. O Web TV'de kaç kişiye çalıştığını araştırdınız Sayın Başkan? Benim bildiğim en son 20 kişiydi. Evet. Yani bir fotoğrafı koymak için yapıyorlarsa 20 kişiyi. Hı hı. 20 yani, kişilik bir Web TV ekipleri var. Ya şimdi bakın ben bunu hesapladım. Ne kadar para veriliyor, bilmem ne yapılıyor evet. falan filan, tamam mı? Hesapladım. Hı hı. Bana göre 6 ayda 750 bin lira civarında. Doğru. Bana göre. Evet, kaba taslak bir hesap. Bunun 10 katı fazla para harcanmış. Bir, soru şu. Sayın Evren Dinçer, 7,5 milyon tanıtmaya harcadın ve bunun karşılığında ne aldın? Ne gibi sonuçlar elde ettin? Ve bu paraları nereye aktardın? Bu paraları hangi basın kuruluşlarına aktardın? Evet, onlar net. Bunları bilmek istiyoruz. A Haber'e mi aktardınız? Yoksa başka yandaş kuruluşlara mı aktardınız? Yoksa başka yerlere aktarıp tanıtım gideri diye mi yazdınız? Bunun ayrıntısını biz bilmek istiyoruz. Siz 7,5 milyon harcamışsınız tanıtım diye. Ne tanıttınız? Ne oldu? Bu tanıtım giderleri içerisinde belediye başkanlığı süreniz içinde doktora tezini verdiniz. Adınızın önüne doktora tezinin doktor ünvanını yazmak için bütün levhaları, yazıları, her şeyi değiştirdiniz. Bunlara ödettirdiğiniz para da bunun içinde mi? Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım kendisine. Otogardaki levhalarınızın önünde doktor ünvanı yazmıyor. Onlar unutulmuş. Onlara da yazdırın. Kalmasın öyle. Çünkü yazdığınız tez, doktora tezinize, yüksek lisans tezinize baktım. İşte kendisi personel müdürüydü. İş tatminiyle ilgili, örgüt kültürüyle ilgili bir tezi var. Yani kurumsal kültürle ilgili. Hı. Yani ben evet. onu akademik dille anlatmak istemiyorum. Çünkü hı hı. anlaşılsın diye. Aynen. Peki yazdığınız tezden mi öğrendiniz ayağa kalkmadı diye bir güvenlik görevlisini işten atmayın. Peki, Aksaraylısınız, Aksaray'ın belediye başkanısınız. Peki bir doktora çalışmasını, akademik bir çalışmayı Aksaray'la ilgili bir konuyla, Aksaray'ın bir sorunuyla ilgili araştırıp bir çözüm ortaya koyabilmek için yapamaz mıydınız? Yani derdiniz doktora ünvanıysa, onu söyleyin. Yani hedefiniz de bunu söyleyin. Böyle şey olur mu? Yani burada tanıtım gideri sadece bir kalem. Bakın, şimdi giderlerde bir de inşaat giderleri var.
Onlara da bakalım. Sermaye giderleri var. İnşaat giderleri var. Bunlar gidiyor. Mesela mal ve hizmet alım giderleri 150 milyon. Faiz giderleri 4 milyon. Ve sermaye giderleri de 68 milyon civarında gerçekleşmiş. Bakın, şimdi bu kadar tamam bu şeylere paraları yatırdınız. Peki, neyi gerçekleştirdiniz? Hangi projeleri yaptınız ve bitirdiniz? Öyle ya. Belediye binası bitti mi? Hayır. Bitmedi değil mi? Yani. Atık su arıtma tesisi bitti mi? Hayır. Peki, şey bitti mi? Bir külliyeye başladılar. Hı hı. Yeniden başladılar. Bir de şey var. Katı atık depolama tesisi. Bu da bitmedi. Doğru. Peki ne bitti? Pazar yerini yapmışsınız. Bilim merkezi diye bir yer yaptınız. Önüne bir uçak koydunuz. İçine de kendinize bir oda yaptınız. Kulis ya da işte şey görüşmelerinizi, özel görüşmelerinizi orada yapıyorsunuz. Onun dışında işte hep şunun ihalesini yapacağız, buna başlayacağız, ıhlaraya, teleferiye başlayacağız falan filan yapacağız. Ne diyorlar şimdi? Hemen şimdi, hemen yarın başlayacaklarmış. Kardeşim, senin dönemin dahil 21 yılı var ya geride. El insaf. Yani 2023 yılına gelmişiz. Siz iki katlı bir işte kitap konağı yaptık. Bir tane pazar yeri yaptığı bizim önümüzde böyle ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Şehrin gelişimine ne yapıyorsunuz? Yani ben şöyle bir şehir isterim. Hani diyor ya şair, memleket isterim. Ben şöyle bir şehir isterim. Bir kadının çocuğunu bebek arabasına koyduğunda yürüyebileceği kaldırımların olduğu bir şehir isterim. Bir engelli vatandaşımızın o sandalyesine bindiğinde onunla gezebileceği, gidebileceği bir şehir isterim. Yani bir kaldırımda iki kişi yürüyemediğiniz, bir kişi bile yürüyemediğiniz sokaklar var. Çarpık yapılaşma. Biten kaldırımlar var. Efendim? Biten kaldırımlar var. Ara sokağa dönerken kaldırım yok. Yani. Bakın, şimdi belediyeyi nasıl yönettikleriyle ilgili hazin bir şey göstereceğim. Şurada ne yazıyor? Atık şöyle göstereyim. Tesisi. Bakın, diyor ki. Anlatıyor. Şimdi internet sitesine girdiğinizde 350 devam eden, milyon liralık. Devam eden projeler, tamamlanan projeler, planlanan projeler diyor. Bu projelerle ilgili bir iki cümle koymuşlar. Nedir, ne değildir, aşaması nedir, ihalesi yapılmış mı, yüzde kaçı tamamlanmış. Ben halkım kardeşim, merak ediyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz, merak ediyorum. Giriyorum, bakıyorum. Bakın, ne yazmış? Bu proje ile şehrimizi atık su kokusundan kurtaracağız, hem de suyu arıtarak çiftçilerimizin sulamalarında kullanılmasını. Böyle bırakmış cümleyi. Bu kadar. Ya sizin aklınız başınızda mı? Bu kadar yarım bırakılır mı bir cümle? Ya şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Daha cümleyi tamamlayamamış internet sitesinde. Ama orada muhtemelen sübliminal bir mesaj vardır. Biz cümleyi tamamlayamadık, projede tamamlanamıyor gibi. Yani şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Ondan sonra kendisi çok ciddi olduğu için işte onunla görüşmem, buna randevu vermem, burnundan kıl aldırmıyor beyefendi. Şimdi işte bu buraya grafikerlere bir çizdirmiş, buraya da bir görüntü koymuş. Bu durumda işte bekliyor ve bu kadar bir açıklama yapmış. Kazandırıyoruz. Nedir, ne değildir, süreci nedir? Biz bunları bilmiyoruz. Bakın, evet, şimdi bir ihaleye çıkıyorlar, neden mesela halk şunu soruyor, bu yaptığınız işlerde neden sürekli sizin ihale verdiğiniz müteahhitler atıp atıp gidiyor, bir daha yapıyorsunuz, neyi eksik yapıyorsunuz?
Yani biz bunlara para ödüyoruz değil mi? Tabii. Ve gecikiyor. Böyle bir durum var. Neden bunları yapıyorsunuz? Bakın, şimdi ben size mesela belediye hizmet binası ne diyor? Görev süremiz boyunca şehrimize kazandıracağız. Hı. Tamam. Şu anda ne aşamada? Yine bir müteahhitle ilgili bir problem oldu diye biliyorum. Var, doğru. Bir sıkıntı var. Öyle bir iddia var. Bakın. Ya planladığı proje, toplu konut projesi yazmış, koymuş siteye. Var mı çalışma? Yok. Hasan Dağı bizim sembolümüzdür. Evet. Tamam. Hasan Dağı'nı mesire alanı yapacağım demiş. Hala planlıyor. Nesini planlıyorsa. Görev süresi. Planlanan proje bu. Tamam. Hı hı. Peki. Tamamlanan projeye geçelim. Tabii ki tamamladıkları projeler de var. Bakın bunlardan en önemlisi tamamladıkları yeni sanayi projesi. Bunu koymuşlar. Dört duvar, sallanan bir demir kapı ve herkes, sanayi esnafı bu kapıları söktürüyor. Bu kapıyı baştan yaptırmak söz gelimi 100 bin liraysa hurda yatıyor 3 bin lira, 5 bin lira. Tamam. Yerine gidiyor, yeniden kapı yaptırıyor sanayi esnafı. Tamam. İçini yeniden yaptırıyor. Ya sanayi dükkanlarını su basıyor, tekrar yaptırıyor. Üst katlarını yaptırıyor. Tamam mı? Ya sanayi de telefon çekmiyor. Telefon Armağan Bey. Evet doğru. O sıkıntı var. Telefon çekmiyor ya. Trafik keşmekeş. Daha yeni yapılmış yollar keşmekeş. Yani siz şimdi baştan projeyi düzgün çizip bunun bedelini 1 milyon yerine 2 milyon çıkarsaydınız bu dükkanları daha kullanılabilir halde yapsaydınız. Şimdi herkes 1-1,5 milyon arasında o dükkanlara girdiğinde para harcamadan oturamıyor. Bu paralar buraya gitti. Harcama yapmadan esnaf yapamıyor. Tekrar yeniden kazanması lazım. Ve kendisi ihalelerle ilgili olan olumsuzlukları anlatırken belediyenin ihalelerle ilgili olumsuzlukları ne diyor? Ekonomik krizi kabul ediyor. Ekonomik sıkıntılar var diyor. Sana ekonomik sıkıntı var da sanayi esnafına yok mu? Başkasına yok mu? Halka yok mu? Şimdi bilim merkezini yaptınız. Önüne de uçak koydunuz. Burada nasıl bir bilim yapılıyor? Ne çalışma yapılıyor? Üniversiteyle bir işbirliğiniz var mı? Bunları çıkın açıklayın. Ya bunlar böyle havanda su dövüyor gibi, bilmem ne gibi. Yani insan utanır ya pazar yeri bitirdim diye internet sitesine tamamlanan proje diye koymaya. Tabii ki pazar yerini yap. Hı hı. Ama şehri şehir gibi yapmak lazım. Bu da nereden geçer? Bu da şundan geçer. Bir, şahsınızı değil halkı düşüneceksiniz. İki, halkınızı seveceksiniz. Kendinizi değil. Üç, kapınızı halka açacaksınız. Sadece müdürlerinizle görüşürmüşsünüz. Yok ya. Sizi bu halk getirdi oraya. İndirmesini de bilir. Peki Sayın Karacığım, açıklamalarınıza baktığım zaman, çalışmalarınıza baktığım zaman yerel anlamda, belediyecilik anlamında çalışmalarla geldiniz. Hı. Ama 14 Mayıs'ta yapacağımız seçim, genel bir seçim, yerel bir seçim değil. Yerel bir seçime hazırlık projesi olabilir mi bu sizinki? Ben öyle mi algıladım yoksa? Bakın. Siyasal iktidarın iki tane milletvekili var. Bir de Cumhur İttifakı olduğu için ortaklarım var. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin var. Ne dedik? Yok. Onlar zaten yok. Hı hı. Tamam. Şehre dokunan, bütçesi olan, ekibi, ekipmanı, kurumları olan, tamam, bir belediye var. Mesela iştiraklerden gelirler diye bir kalem koymuş. Hangi iştiraktır? Nedir? Bilmiyoruz. Tamam. Peki, insanların yaşamına doğrudan dokunan
yine mevcut siyasal iktidarın temsilcisi olan bir şahıs olduğu için ben bunları konuşuyorum. Yoksa ben şunu diyeceğim mesela. İşte Sayın Cengiz Aydoğdu, işte Ortaköy yolunu neden yapmadınız? Niye süründürdünüz? Bunu zaten herkes soruyor. Doğru mu? Ama ne kadar hazindir ki Aksaray halkına, Aksaray sanayisine, Aksaray'ın gelişimine ne kadar böyle düşük seviyede bakıyorlar ki, bakın ya Abdülhamit Han döneminde yapılmış Hicaz, Berlin Hicaz demiryolu, kara tren, biz yıl gelmiş 2023'e hala kara tren istiyoruz ya. Ya siz bu şehirde ulaşımı, siz bu şehri açmayı, siz bu şehrin gelişimini, sosyokültürel anlamda gelişmesini, büyümesini, bilimsel anlamda adını duyurmasını ve burada yapılacak kültürel faaliyetler olur, sanayi faaliyetleri olur, istihdamın artması olur. Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz da? Var mı şey? Yok. Yani hadi şöyle düşünelim. Belediyenin bir bütçesi var. Bir imkanı var ve yapmıyor. Bunlar zaten yapmıyor. Bunlar zaten derdi kendileri. Mesela şimdi AK Parti'de geçen gün hayırlı olsun dedim kendisine de. En çok ihale alan müteahhitlerimizden Hamza Aktürk il başkanı oldu. Ya bu kaderin cilvesi midir? Aksaray'ın makus talihi midir? Mesela neden hep ihaleciler bilmem neciler buralarda? Hep böyle bu işler. Buralar hep böyle. Yani ve şunu söyleyeyim. İl başkanıyla milletvekilinin arası açık. İl başkanıyla belediye başkanının arası açık. Yeni gelen il başkanı belediye başkanını sevmiyor. O onu sevmiyor. Bu bundan küs, bu bundan küs, bu bundan küs. Bir yönetim krizi çıkıyor. Buradan da bir başarı çıkmıyor. Ve ondan sonra çıkıp halkın karşısına yalan söylüyorlar. Diyorlar ki hayır canım bizim aramızda bir sorun yok. Hadi ya. Sağır Sultan duymuş. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Siz aramızda sorun yok diyorsunuz. Yani bir soru sorayım Sayın Dinçer'e bu vesileyle. 6 ay ücretsiz izin ayrıldıktan sonra memur statüsüyle dönen tekrar devlet kurumuna yakınınız nasıl döndü? Halk bunu soruyor. Ben halk adına soruyorum. Bu konudaki dahliniz nedir? Bu birinci soru Evren Dinçer'e. İkinci sorum şu. KPSS sınavına hangi tarihte girdiniz? Kaç puan aldınız? Halk bunu da soruyor. Bunlar hakkınızda konuşuluyor. Çıkın açıklayın. Bakın bu benim sonuç belgem. Bu böyle. İşte burada bu yok, var. Bunları söyleyin. Hı. Yani en azından siz de kurtulmuş olun. Tabii. Bunlar konuşuluyor. Peki Sayın Karacığım, bize ayrılan vaktin sonuna doğru yaklaştık. Son olarak mesajınız nedir? 2023 yılı 14 Mayıs seçimlerinde aday adaylığınız, olursa evet, adaylığınız yolukta başarılar diliyoruz. Bizler seçim odası programcısı olarak. Son mesajınızı sizden alalım. Şimdi ben size teşekkür ediyorum. Ve yaşadığımız bu süreçte, yaşadığımız bu felaketlerin olduğu süreçte öncelikle ciddi bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremle ilgili ve daha sonrasında bir sel felaketi yaşadık. Bununla ilgili tabii ki bölgeye gittik. Gidiyoruz, geliyoruz. Elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. Ben hakkın rahmetine kavuşan, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve biz Türk milleti olarak nasıl kenetlendiğimizi milletçe bir daha gösterdik ve göstermeye de devam etmeliyiz. Ve Aksaray'ın yapı stoğuyla ilgili, Aksaray'ın deprem riskiyle ilgili çok ayrıntılı bir basın toplantısı yapacağım. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Hazırlıklar tamamlandı
ve yanımızda mühendisler de olacak ve biz bunları slide gösterileriyle yapacağız ve basın toplantısına tabii ki gazeteci olarak sizleri de davet edeceğiz. Tabii. Bunu ayrıntılı bir şekilde bu basın toplantısında ele alacağız. Derdimiz yaşadığımız şehir, derdimiz insanımız, derdimiz gençliğimiz, derdimiz geleceğimiz. Başka bir derdimiz yok. Bakın, biz şahsen birey olarak bir noktada kendini kurtarmış olabiliriz. Mesela benim oturacak bir evim var, ayağımı yerden kesen bir arabam var, çalışacak küçük bir ofisim var ve maddi olarak tatmin olmuş bir adamım. Daha başkasını istemiyorum. Maddi olarak tatmin oldum. Gerisini de götüren öbür tarafa ne götürüyor? Bakın, gönül genişliği lazım. Ve halkımıza buradan sesleniyorum. Diyorum ki, size kim ne söz verdi de yapmadıysa not edin. Kim ne söz verdi de yaptıysa onu da not edin. Mesela son bir şeyle kapatalım. Buyurun. Programı. Halka asla yalan söylemeyeceğim. Asla yanlış gördüğümü korkup, çekinip, ticari kaygılarla, siyasi kaygılarla, efendim açık konuşuyorum, para kaygısıyla, içeri girme kaygısıyla, hapse atılma kaygısıyla, yargılanma kaygısıyla susmayacağım. Her zaman konuşacağım. Ve söz verdiğim şeyin de yerine gelebilmesi için taşın altına gövdemi koyacağım. Ha, yalnız taştan duvar olmaz. Bir ekiple bunlar olacaktır elbette. Ama eğer halka rağmen halka yalan söyleyen, halkı kandıran, halkın parasını çalan, şehrin ilerlemesini, ülkenin ilerlemesini istemeyen, sadece kendilerini düşünenler kim olursa olsun, bunları gördüğüm, bildiğim, gücümün yettiği ölçüde halkımıza anlatacağım ve bunların önlenmesi için çalışacağım. Önümüzdeki seçim süreci memleketimize, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkımız en doğrusunu takdir edecektir. En doğrusunu, en doğru kararı verecektir. Ve halkımızın, özellikle Aksaray ile ilgili söyleyeyim ben, Aksaray halkının vereceği kararın Millet İttifakı'ndan ve birinci parti olarak da bizim partimizden yana olacağını düşünüyorum. Herkese selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tekrar adaylık sürecinizde ve olursa adaylık sürecinizde de siyasi hayatınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Seçim Odası'nın programının ilk sözünü alan, son sözü kapatmak için Büşra Hanım'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Yıldırım. Bir saate yakın süredir gazeteci Armağan Şen'in ve benim sorularımı yanıtlayan İYİ Parti Aksaray Milletvekili adayı Resul Karaüzüm'e, Kanal 68 Stüdyosu çalışanlarına ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Haftaya 2023 Seçim Odası'nın günü olan Pazar günü görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.